Yine mi sen geldin? Oğlum seni bu okuldan atacağım var ya, senden kurtulacağım. Sana sorduğum soruların hiçbirini ben mi diye cevaplama, hepsini sana soruyorum, tamam mı? Geçen senin o cevapların yüzünden sinir krizi geçirip bir hafta hastanede yattım. Nerede yaşıyorsun sen? Ailemle yaşıyorum hocam. Ailen nerede yaşıyor oğlum? Ailem benimle yaşıyor hocam. Siz hepiniz nerede yaşıyorsunuz? Evde yaşıyoruz. Oğlum eviniz nerede? Eviniz, onu soruyorum. Komşunun evinin yanında hocam. Oğlum komşunun evi nerede? Söylesem inanmazsınız hocam. Söyle oğlum, söyle. Bizim evin yanında. Hasan arkada ne yapıyor? Uyuyor mu? Uyan Hasan, derste uyuyamazsın. Hocam gürültü yapmazsanız uyuyabilirim. Ya Hasan oğlum, sen benim sınanmam mısın bu dünyadaki ya? Ya oğlum sen nasıl bir şeysin böyle ya? Üçüncü soruda x'i buldunuz diye sormuşum. X'i yuvarlak içine alıp aha burada yazmışsın ya. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Hocam x'i bulun yazmışsınız. Ben de x'i buldum. O zaman soruyu daha açıklayıcı yazsaydınız, anlayamadım. Aynen evladım, suç benim, özür dilerim. Bundan sonra soruları gerizekalıya sorar gibi soracağım. Her türlü detayına dikkat edeceğim. Oğlum sen neden bu kadar başarısızsın? Derslerine neden çalışmıyorsun oğlum? Hocam o kadar çok ödev veriyorsunuz ki ödevleri yapmaktan ders çalışmaya zaman mı kalıyor? Kanka bu öğretmen masasının üzerindeki ne öyle? Bilmiyorum kanka, sokakta buldum, ben getirdim. Hocaya göstereceğim. Ne olduğunu ben de merak ettim. Kanka bu ne böyle? Ne çıktı bunun içinden? Sen okula ne getirdin ya? Kanka içinde böyle bir şey olduğunu bilseydim getirir miyim ya? Şuna baksana, ne bu böyle? Ben lambadaki cinim. Benim yıllar süren esaretimi sona erdirdiğiniz için içinizden 3 kişinin 2 dileğini yerine getireceğim. Sayın cin, o 3 dilek hakkı değil miydi? Ne zaman 2'ye düştü bu? İstersen 10.99 farkla 2 dilek hakkını 3 dilek yapabilirsin. Tamam peki, 10.99 verip 2 dilek hakkımı 3 dilek yapmak istiyorum. Peki tamam, ben de dileğini yerine getiriyorum. 2 dilek hakkın kaldı. Çok yaşa. Tamam peki, çok yaşarım. Bir dilek hakkın kaldı. Vay anasını arkadaş, bu cin de aynı cin gibi ya. Hiçbir şey dilemeden iki dilek hakkım gitti. Ben iki dilek dileyebilir miyim acaba? Tabii ki dileyebilirsin, buyur. Okulumu dereceyle bitirip çok para kazanabileceğim iyi bir iş sahibi olmak istiyorum. Tabii ki, hemen dileğini yerine getiriyorum. Lan inanamıyorum, gerçekten de dileğimi yerine getirdi. Ben de tüm kabiliyetini bana devretmeni istiyorum ve de sonsuza kadar kendi dileklerimi kendim yerine getirmek istiyorum. Yok ya, zamanı gençlerine bakar mısın? Benden cin lan bunlar. Bacaksıza bakar mısın? Cin olmadan adam çarpacak. Öyle bir dilek hakkı yok canım, başka bir dilek dile. Şaka yapmıştım zaten ya. Dünyanın en zeki insanı olup kral olmayı diliyorum. Tabii ki, hemen dileğinizi yerine getiriyorum. Oha, harbiden kral oldum lan. Evet, bir tek sen kaldın. Senin dileğin nedir? Vallahi ben arkadaşlarımı şimdiden çok özledim. Ben onlarsız yapamam. Onların geri gelmesini ve de herkesin eski hayatına devam etmesini diliyorum. Şu karşıdaki kaydıraktan kayan ufaklık da benim oğlan. Ya öyle mi? Kaç yaşında? 3 yaşında ama bir görsem, bir dilli, bir zeki. Aynen, benimki de öyle. Yeni nesil ya, yeni nesil. Felaket vallahi. Biz böyle değildik ya. Nerede biz böyle olacağız kardeşim? Şimdiki nesle bilgi akıyor. Teknoloji çocuğu bunlar. Çok zekiler ya. Ben var ya, benim oğlanın yaşındayken vallahi billahi köpek balıklarını havluyor zannediyordum ya. Benim oğlanı görsen zehir gibi. Bana diyor ki, baba diyor, tavukların kanatları var ama diyor, niye uçamıyor diyor. Ya sen şu bıcırdığa bakar mısın ya? Sorulara bak, sorulara. Büyümüş de küçülmüş sanki. Aynen ya, ufacık çocukların soruları karşısında insanın ağzı açık kalıyor ya. Şeytan bunlar vallahi ya. Kaç yaşında senin çocuk? 17 yaşında. Ha, 17 yaşında. Sen 17 yaşındayken köpek balıkları havlıyor mu zannediyordun? Aynen, vallahi çok sonraları öğrendim ben havlamadığını. Ya kral, senin çocuk çok zekiymiş ya. Sana bir şey söyleyeyim, sen de çok zekisin. Çocuk zekasını senden almış. Siz yardım etmeden yürüyebiliyor mu? Yürümek ne demek? Koşuyor bile. Ne diyorsun ya? Helal helal. Oo! Arkadaşlar, geleceğe dair planınız var mı? Okulunuz bittikten sonra hangi meslek sahibi olmak istiyorsunuz? Hasan senden başlayalım bakalım. Sen hangi meslek sahibi olmak istiyorsun? Hocam ben hakim olmak istiyorum. Ben de avukat olmak istiyorum hocam. Hocam ben de polis olmak istiyorum. Hocam arkadaşlar o meslekleri olacaksa bana da sadece suçlu olmak kaldı. Ben de o zaman suçlu olurum.
Hasan, senin baban veterinerdi değil mi oğlum? Evet hocam, veteriner. Ne oldu, bir yeriniz mi ağrıyor? Benim ihtiyacım yok ama senin müdürün odasından çıktıktan sonra ihtiyacın olacak. Yürü disipline. Hocam babam hep bu şakayı yapar, herkes de yarıla yarıla güler. Siz şimdi niye sinirlendiniz? Evet arkadaşlar, balıklar neden konuşamaz? Cevap vermek isteyen var mı? Siz de kafanızı suya soksanız siz de konuşamazsınız ki hocam. Balıklar demişken, hayvanlar arasında tek hastalanmayan balık köpek balığıdır arkadaşlar. Hocam köpek balığı hastalanmıyor da hamsi her gün sanki sağlık ocağına mı gidiyor? Evet arkadaşlar, ara tatil döneminde ödev olarak kış temalı bir resim çizin demiştim. Getirin, onları kontrol edeceğim. Hasan oğlum, bu kağıt yine boş ya. Oğlum sen bana mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Ben çok boş bir insanım. Benimle artık ilgilenmeyin. Ödevlerimi kontrol etmeyin. Sıfır verin geçin hocam falan mı demek istiyorsun oğlum? Neden yapmıyorsun oğlum verdiğim ödevleri sen? Hocam yaptım ödevimi. Kış temalı resim çizin dediniz. Ben de kardan adam yaptım. Hani nerede oğlum kardan adam? Hocam sınıf sıcak olduğu için kardan adam eridi. İşte bembeyaz karlar kaldı oradaki. Evet Bilal, söyle bakalım, Ankara Savaşı nerede yapılmıştır? Hocam bir ipucu verseniz. Adama bak ya, hala ipucu diyor ya. Oğlum içinde cevabı olan soruyu soruyorum, hala bilemiyorsun, delirtme beni. Hocam tarih dersinde başarısız olmamın birinci sebebi Osmanlı Devleti, ikincisi de sizsiniz. Sanki sadece tarih dersinde başarısızsın da diğer derslerinde uçuyorsun. Oğlum 10 tane zayıfın var zaten lan, hangi bir derste başarısın sen? Ayrıca tarih dersinde başarısız olmanın Osmanlı Devleti ile ne alakası var? Hocam Osmanlı Devleti bir sürü savaş yapmış. Hangi birisini ezberleyeceğim? Karıştırıyorum sonuçta. Yazık kafana. Peki başarısızlığının benimle ne alakası var? Siz de hep ben doğmadan önceki olayları soruyorsunuz. Allah'ım sana şükürler olsun, Allah'ım sana şükürler olsun, Allah'ım sana şükürler olsun. Ne oldu Ahmet? Neden şükredip duruyorsun? Yoksa bir dersten yüksek not falan mı aldın? Hayır hocam, atımız kayboldu. Bulundu da ona mı şükrediyorsun? Hayır hocam, bulunmadı. Ama kaybolduğunda ya üstünde ben olsaydım? Ona şükrediyorum. Ahmetciğim, tedirgin olmanı gerektirecek bir durum olmazdı. Sonuçta kaybolduğunda yanında senden daha zeki bir canlı olmuş olurdu. Sen şimdi atı falan boş ver, dersine odaklan, dersini dinle. Baban atın kaybolduğuna dair ilan bastırsın. Sen okula getir, arkadaşlarına dağıt, arkadaşlarının evlerinin çevresine yapıştırsın. O sayede atınız bulunur. İyi de hocam, ilan bastırsın diyorsunuz da bizim atımız okuma yazma bilmiyor ki. Oğlum bence sizin atınız kaybolmamıştır. Sana bakıp benden daha düşük zekalı bir insanın yanında hayvan muamelesi görmek zoruma gidiyor deyip evi terk etmiştir. Buse'cim, şeffaf ne demektir? Bize tanımını yapabilir misin acaba? Bilmiyorum hocam. Ben şimdi sana tanımını hatırlatayım. Sen de bize bir tane şeffafa örnek ver. Bir taraftan bakıldığında diğer tarafı görülebilen cisimlere şeffaf denir. Hadi bize bir tane örnek ver bakalım. Anahtar deliği hocam. Aa! Neden vuruyorsun lan? Ya kusura bakma, seni bizim sınıftan birine benzettim de şaka yapayım demiştim, o yüzden vurdum. Nasıl benzetme lan bu böyle, geldin şırak diye vurdun suratıma. Ne oluyor çocuklar burada, niye bağırışıyorsunuz, neyi paylaşamıyorsunuz? Hocam geldi durup dururken bana tokat vurdu. Hocam arkadaşı bizim sınıftan birine benzettim de şaka amaçlı vurmuştum. Bu arada babamın size selamı vardı hocam, onu ben size söylemeyi unutmuştum. Aleyküm selam, sen de selam söylersin babana. Bir ara yanına uğrayacağım onun. Hasancığım bak, arkadaşın yanlışlıkla vurdum diyor. Bunda büyütülecek bir şey yok. Hadi tokalaşın, barış. Hocam nasıl büyütülecek bir şey yok, yalan söylüyor ya, geldi şırak diye vurdu suratıma. Siz babası arkadaşı olduğu için taraf tutuyorsunuz. Olayı görmezlikten gelmeye çalışıyorsunuz. Disipline gitmesi lazım bu çocuğun. Hasancığım ben öğretmenim, tarafsız olmam gerekiyor. Ayrıca olayı da görmezlikten gelmiyorum ama disiplinlikte bir şey yok. Sana 100 lira versin affet, olur mu? O da böylece yaptığı hatanın cezasını çekmiş olur işte. He, 100 lira mı? 100 liraysa olabilir ya, tamam 100 lira versin, bana affedeceğim. Tamam hocam, yalnız yanımda yok. Benim dersim bitmişti, eve
gidiyordum zaten. Evden hemen getireyim ben. Benim de dersim bitmişti, eve gidiyordum ama hadi seni oturup bekleyeyim o zaman. Bakın çocuklar, ne güzel anlaştınız işte. Benim de dersim vardı, ben de derse gireyim artık. Babana da selam söyle Berkaycığım. Ulan 2 saat oldu, gelmedi lan bu. Gelmeyecek mi yoksa ya? Evet arkadaşlar, 3 günün iç açılarının toplamı... Gel. Hayırdır Hasan, geldi mi arkadaşın? Ah! Niye vuruyorsun oğlum, sen manyak mısın lan? Hocam kusura bakmayın, daha fazla bekleyemeyeceğim. Madem ki bir tokatın cezası 100 lira, arkadaşa söyleyip gelince 100 lirayı size versin. Anne kolay gelsin. Yine pırası yapmışsın anne ya. Kokusundan anladım. Sen şimdi bırak yemeği. Öğlen öğretmenin aradı. Bu çocuğa diyor ne oldu diyor. Kötü arkadaşlar mı edindi diyor. Oyunlara mı dadandı diyor. Geçen sene sınıf birincisiydi. Bu sene sınıf sonuncusu diyor. Anneciğim, ben geçen sene sınıf birincisi olduğumda sen çok sevinmiştin ya. Evet, ne olmuş? Sen hep ne dersin? Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Bu sene de başka anneler sevinsin istedim. Yemekhanede öğrencilerin masaları boşken niye gelip benim masama oturuyorsun Hasan? Yemeği aldım, masayı boş görünce de oturdum. Ne var bunda? Öküzlerle kartallar aynı masada oturmaz. Peki o zaman hocam, ben uçuyorum. Sana göstereceğim ben, bu lafı ödeteceğim. Kanka, yemekhanede hocaya lafı bir koydum, ne olduğunu anlayamadı ha. Şimdi gelir, bütün ders bana sarar, kıllık yapar. Hasan, tahtaya gel bakalım, sözlü olacaksın. Ne dedim ben sana, bak gördün mü? Adam daha yoklama almadan beni tahtaya çağırıyor lan. İçine fena oturmuş. Hasan hadi çene çalma, gel tahtaya. Şimdi sana bir soru soracağım. Yolda yürürken iki tane çuval buldun. Birisinin içinde para var, diğerinin içinde akıl var. Hangi çuvalı alırsın? Tabii ki para dolu olan çuval alırım hocam. Demek ki öyle. Ben olsam akıl dolu olan çuval alırım. Normal hocam, kimde ne eksikse onu seçer. Bu burada bitmedi, daha seninle görüşeceğiz Hasan. Çocuklar, yazılı kağıtlarınızı size dağıttım ki hangi sorularda yanlış yapmışsınız görün ve o konulara daha fazla çalışın. Ayrıca yazılı notlarınız yazılı kağıdınızın sağ üst köşesinde yazıyor. Ben 55 almışım kanka, sen kaç almışsın? Vallahi benim notum yazmamış. Sağ üst köşeye de öküz yazmış. Laf koymam adama ama oturdu lan. Adam benimle uğraşıp duruyor ya. Öküz yazmış, şuna bak. Hocam, yazılı kağıdının sağ üst köşesine imzanızı atmışsınız ama notumu yazmamışsınız. Evet arkadaşlar, sınavın bitmesine 10 dakikanız kaldı. 10 dakika sonra herkesin yazılı kağıtlarını toplayacağım. Oğlum Hasan, kendi kağıdına bak, zaten kolay soru sordum. Arkadaşlar, sınavınız nasıl geçti bakalım? Dediğim gibi sınav soruları çok kolaydı değil mi? Evet hocam, sorular çok kolaydı ama cevapları çok zordu. Kolay gelsin hanım. Geldin mi? Yok daha gelmedim. İş yerinden görüntümü yansıtıyorum eve. Ya bir de dalga geçiyor, şuna bak ya. Ben oruçlu ağzımla size burada yemek hazırlamaya çalışıyorum. İftara az kaldı bak, asabiyetim üzerimden, git benimle uğraşma. Hanım, sanki tuttuğun orucu bana tutuyorsun. Eğer oruç seni asabileştiriyorsa tutma o zaman da. Boşu boşuna insanların da kalbini kırma. Böyle sinirlenip onun bunun kalbini kırarsan nerede kalacak tuttuğun orucun sevabı? Hasan nerede? Odasında. Git de biraz da ona sar. La havle ve la kuvvete sabrın. Oğlum ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor o tatilin? Derslerine çalışıyor musun bakayım, yoksa oyun mu oynuyorsun? Hiçbir şey yapıyorum baba. Oğlum bak, sen dün de hiçbir şey yapmadın. Tamam babacığım, dün bitiremediğim için bugün hiçbir şey yapmamaya devam ediyorum. Kanka gördün mü, gördün mü? Neyi gördün mü? Havada uçan kuşları. Gördüm, gördüm. Allah Allah. Kanka gördün mü, gördün mü? Hani nerede, neyi gördün mü? Bahar geldi ya, etrafta açan çiçekleri. Gördüm, gördüm. Te Allah'ım ya. Kanka gördün mü, gördün mü? Gördüm, gördüm. Gördüysen o zaman köpeğin bokuna niye bastın? Ahmet hayırdır oğlum? Arkadaşların senin için ameliyat olacak, uzun bir süre gelemeyecek demişti. Hocam, ameliyat olacağım gün hastaneden kaçtım. Hastaneden mi kaçtın? Neden? Hocam, hemşire dedi ki ilk ameliyatınız olabilir ama bu kadar korkmanıza gerek yok. Bakın elleriniz de titremeye başladı dedi. Yani oğlum, sen de o kadar heyecanlanmasaydın. Sonuçta bu senin sağlığın için gerekli olan bir şey. Hocam bunu bana söylemedi, doktora söyledi.
Evet arkadaşlar, bu roman söylediğim gibi edebiyat tarihimizin en iyi romanlarından bir tanesidir. Hepinize bu romanı okumanızı tavsiye ediyorum. Hocam ben dediğiniz romanı okudum ama bana hiç akıcı gelmedi. Bir süre sonra romandan sıkılmaya başlıyorsunuz. Hasan oğlum, sen daha önce roman mı yazdın ki iyi veya kötü olduğu hakkında bu kadar kesin bir fikir yürütüyorsun? Peki hocam, ben yumurta yediğimde iyi veya kötü olduğu hakkında bir fikir yürütmem için önceden yumurtlamış mı olmam gerekiyor? Ferhat abi, bir tane simit versene abi, yarın vereyim parasını ya. Yürü git lan, veresiye yok. Ahmet ne oldu oğlum, ne bu halin, böyle üzgün görünüyorsun. Hocam kantinci Ferhat abiye gittim, karnım çok açtı, bir tane simit istedim. Parasını yarın vereyim dedim, vermedi simidi. Ne demek vermedi ya? Tamam ben konuşacağım, sen merak etme. Hocam buyurun, beni çağırmışsınız. Ahmet, ben kantinciyle konuştum. Bundan sonra istediğini alabilirsin. Yalnız aldığına karşılık imza atman gerekiyor, tamam mı oğlum? Tamam hocam, imza atarım. Allah sizden razı olsun. Cevdet hocam hoş geldiniz, buradayım ben. Bir tost ısmarlayayım, gelin size. Kanka bu Rüstem Hoca var ya, çok kral adam. Baksana herkese bir şeyler ısmarlıyor. Çok gönlü bol. Allah razı olsun, bana da çok yardımcı oldu. Aynen, bu adam herkese bir şeyler ısmarlıyor da bu kadar parayı nereden buluyor bu? Oğlum elin açık hayır işleyince Allah bir yerden veriyor demek ki. Arkadaşlar bugün sizinle bu son dersimiz. Benim tayinim çıktı. Artık başka bir şehre, başka bir okula gideceğim. Hakkınızı helal edin. Hocam tayininizin çıktığını bugün duydum. Duyduğumdan beri çok üzgünüm. Yaptığınız iyilikleri hayatımın sonuna kadar unutmayacağım hocam. Merak etme, unutamazsın. Anlamadım hocam. Ben de seni hiç unutmayacağım Ahmetciğim diyorum. Ölene kadar kalbimin bir köşesinde her zaman olacaksın. Ferhat abi, Rüstem Hoca da gitti. Artık simit de vermezsin. Sen merak etme Ahmetciğim, yazarız yine. Yazar mısın? Nasıl yazarsın abi, anlamadım. Oğlum senin aldıkların hepsini ben yazıyordum sonra ödersin diye. Bilmiyor musun sen? Yo hayır abi, ben Rüstem Hoca ısmarlıyor zannediyorum onları. Benim sana simit vermediğim gün Rüstem Hoca geldi. Ahmet'e hesap aç, ne isterse yaz. Onda yanlış olmaz dedi. Ben de hesap açıp yazdım ne aldıysan. Rüstem Hoca kendi yediklerini ve öğretmenlere ısmarladıklarını da senin üzerine yazdırdı. Benim üzerime mi yazdırdı? Ulan ben de zannediyorum ki kendisi ısmarlıyor. Abi ben nasıl öderim bunların hepsini? Vallahi Ahmetciğim şu anda borcun 5000 lira. O imzaladığın kağıtlar da senetti. O senetleri nasıl ödersin? Artık orasını da sen düşün. Kanka şunun telefona baksana, dedesinden kalmış herhalde. İnternete girebiliyor mudur acaba? Kanka onun telefonu internete girdiğinde 3 gün kendine gelemiyor. Ya size ne benim telefonumdan, siz kendi işinize baksanıza ya. Kanka bu geçen dedi ki gelin benim telefonla bir selfie çekinelim. 3 kişi selfie çekindik. Fotoğraf o kadar bulanık ki kimin kim olduğu belli değil. Kendimizi tanıyamadık. Vay be, bu telefon fotoğraf çekebiliyor mu? Hadi bir de bu telefonla ben oyun da oynuyorum dede. Şuraya pat diye düşüp bayılayım. Kanka Play Store'dan oyun yükleyebilse oynayacak da bir oyun indirmeye kalkıyor. Oyunun indirme süresi 4 gün gözüküyor. Ya defolun gidin başımdan ya. Dalga geçip durmayın benimle ya. Allah Allah. Size ne benim telefonumdan? Kanka hadi kantine gidelim. iPhone 11'lerimizle oyun oynayalım. Bu eziği de ezik telefonuyla baş başa bırakalım. Ahmet ne oldu? Çok üzgün görünüyorsun. Hocam sınıftakiler benim telefonumda dalga geçti çok eski diye. Yok benim telefonum çok eskiymiş de dedemden kalmış da onların iPhone 11'leri varmış da telefonumda ben de çok ezikmişim de benimle böyle dalga geçtiler ya. Demek dalga geçtiler, vay terbiyesizler. Yürü telefoncuya gidiyoruz. Telefoncuya mı? Hadi ya. Gidelim hocam. Bu iPhone'un en son modeli hangisi? iPhone 14 Pro Max hocam. Merhaba, kolay gelsin. Bir tane iPhone 14 Pro Max alabilir miyiz? Tabii ki efendim. Ödemeniz kredi kartı mı olacak, nakit mi olacak? Kredi kartıyla ödeme yapacağım. Çok güzel telefon değil mi hocam? Tam bir teknoloji harikası. Aynen güzel telefonmuş. Hocam inanamıyorum ya, benimle dalga geçtiler diye, beni eziklediler diye bana iPhone 14 aldınız. Sana mı aldım? Sana almadım oğlum, kendime aldım lan. 40 bin liralık telefonu sana niye alayım ben? Nasıl yani? Sen 5 kuruş parası olmayan çulsuz bir öğrencisin. Bunlar senin telefonunla bile dalga geçiyorsa 2 gün sonra benim telefonumla da dalga geçerler. Senin gibi rezil olup ezik durumuna düşmemek için kendime en son model telefon aldım. Beni niye getirdiniz o zaman buraya? Telefondan anlıyorsun diye getirdim seni. Evet arkadaşlar, geçen ders ödev olarak Ramazan temalı bir resim çizin demiştim. Getirin onları kontrol edeceğim. Hasan oğlum bak, arkadaşlarına ödev veriyorum ya. Sen duymamazlıktan gel oğlum. Sen bundan sonra bir şey getirme ya. Ne bu? Hep boş kağıt getiriyorsun. Şimdi çöp adam çizip getirmişsin. Ne bu? Hocam melek çizdim. O çıkıntı olan şey ne? Kanadı mı? Evet kanadı hocam. Hani meleklerin kanadı olur ya. Oğlum hadi çöp adamdan melek çizdin. Bari iki kanat yapsaydın da bir şeye benzeseydi. Sen hiç tek kanatlı melek gördün mü? Peki hocam siz iki kanatlı melek gördünüz mü?
Bilal, tahtaya gelir misin oğlum, sözlü yapacağım. Bilal söyle bakalım, kulak ne işe yarar? Kulak duymamızı sağlar hocam. Peki dil? Dil ne işe yarar? Dilimizde tat almaya yarar. Aferin. Peki burun ne işe yarar? Karıştırmaya yarar hocam. Arkadaşlar Ramazan ayındayız. Bu ay fırsat ayıdır. Bu mübarek ayda tövbe-i istiğfar edip ibadetlerimizi arttırmalı ve tüm yıl boyunca böyle davranmalıyız. Unutmayın ki çok sevap işlerseniz cennete, çok günah işlerseniz cehenneme gidersiniz. Hocam peki yazın deniz kıyısına tatile gitmek için ne yapmalıyız?